Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Android'de çalışma anında izin isteme ile ilgili bir örnek yapacağız. Bu örneğimizde ekranımızdaki butona bastığında external storage'a bir klasör oluşturmasını söyleyeceğiz. Bunu yaparken API 23'ten önceki ve sonraki iki emülatörde gördüğünüz gibi burada açtım. Testini yapacağız ve nasıl davrandıklarını gözlemleyeceğiz. Dilerseniz koda başlayalım. Ben şöyle bir proje başlattım. Şurada write external storage'ı en başta tanımladım. Activity main'imde bir tane butonum var ve bu butona bastırıldığında Activity main'deki çalıştır metodu çalışacak. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Hani genel yaklaşım bu şekilde olsun. Öncelikli olarak butona tıklandığında yapılacak olan kodları bir yazalım. Ben ne yapmak istiyorum? Bir tane klasör oluşturmak istiyorum. Bunun için Java'daki file klasını kullanıyoruz. Daha sonra new file deyip dosyamın oluşturulacağı yeri söylüyorum. Gördüğünüz gibi pet name bekliyor benden. Bunun için environment sınıfından get external storage'a ulaş ve bunun absolute petini al. Daha sonra da bu petten sonra da deneme diye bir yol olacak. Oraya klasörü oluştur diyeceğiz. Şimdi klasör oluştururken iki tane durum oluyor. Bunlardan bir tanesi o klasör var mı yok mu? Nokta exist. Klasör eğer varsa ne diyelim? Buraya bir tane toast mesaj verelim. Nokta make text diyelim. Context olarak this'i gönderiyorum. Klasör zaten var desin. Daha sonra bunun ekranda görünme süresini veriyorduk. Ve show'la da ekrana bastırıyorduk. Klasör zaten varsa bunları yapsın. Else durumunda yani klasör yoksa da iki durum var, değil mi? Bu durumları ele almak için şöyle bir boolean değer tanımlayayım. Boolean durum diyelim buna. Şimdi burada klasör yoksa klasörümü oluşturacağım. Bunun için ne yapmam lazım? Klasör.mkdir diye bir metot var. Bu metot zaten boolean değer tipinde bir geri dönüşü var. Eğer klasör başarılı bir şekilde oluşturulursa duruma true atayacak. Oluşturulamazsa false atayacak. Daha sonra diyorum ki eğer durum true'ysa yani klasör oluşturulmuşsa ekrana klasör oluşturuldu diye bir mesaj yazsın. Klasör oluşturuldu desin. Yok eğer oluşturulmadıysa da else durumunda bu sefer de ekrana hata desin. Klasör oluşturulamadı. Klasör oluşturulamadı. Evet. Şimdi gelin bunu bir test edelim ama şurada buna da view olarak B'yi gönderelim. Hata almayalım. Öncelikli olarak çalıştırıyorum bunu. API 24 yani Marshmallow'dan sonraki bir emülatörde. Bakalım klasör oluşturulacak mı, oluşturulmayacak mı? Uygulamam açıldı. Klasör oluşturu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hata klasör oluşturulamadı dedi. Şimdi aynı örneği API 23'ten önceki bir emülatörde test edelim. Bunu durdurdum. Bir daha başlattım. Bu sefer 21 olan bir emülatörde çalıştıracağım. Bakalım bir hata alacak mıyız? Bu arada dediğim gibi ilgili izni manifest dosyasında belirtmeyi unutmuyoruz. İki versiyon içinde manifesti kullanmak gerekiyor. Uygulama açıldı, açılacak. Evet, açıldı. Tıkladım. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde klasör oluşturuldu. Neden? Dediğim gibi bu uygulama zaten telefona kurulurken manifeste belirttiğimiz permission'ı kullanıcıdan istiyor. Kullanıcı zaten okey dediği için bu uygulama kuruluyor. Zaten ona onay vermese uygulamayı kuramaz, kullanamazdı. Şimdi geldik. Dediğim gibi öncelikle izinleri hiç düşünmeden çalıştıracağımız kodları bir yazıyorduk. Şimdi bunu parçalayarak işlemlere devam edelim. Bunu ben metot olarak çağırmak istediğim için şuradaki çalıştır metodunun dışına bir tane metot yazarak buradaki kodları
Onun içine taşımak istiyorum. Çünkü ben bunu daha sonra başka yerlerde çağıracağım. Yani her seferinde gidip bütün kodu yazmak istemiyorum. Klasör oluştur diye bir metot yaptım. Ve burada çalışan kodları ben bu metodun içine koyuyorum arkadaşlar. Bu bizim ilk kısmımız olsun. Yani yapılacak işlemler burada. Daha sonra ne demiştik? Versiyon kodu yapalım demiştik. Versiyonun sorgusunu yapalım. Diyelim ki eğer çalıştırılan SDK'nın versiyonu build nokta versiyon nokta SDK int, gördüğünüz gibi bir integer değer veriyor. Büyük ve eşit ise neyden? Build nokta versiyon kodları nokta m'den. Buradaki m marshmallow'a denk geliyor. Yani 23 sayısına denk geliyor arkadaşlar. Eğer sizin uygulamayı çalıştıracağınız cihazın SDK'sı 23 ve sonrasıysa bunları yap. Değilse zaten izinler kurulum ekranında istendiği için direkt olarak şu metodu çağırarak işlemlerimizi yaptırabiliriz. Bizim için önemli olan kısım buradaki if'in içi. Diyorum ki tamam benim uygulama marshmallow ve sonrası. O zaman ne yapalım? Önce neye bakalım? İzin var mı diye bir metodum olsun. Var mı diye boolean değer döndüren bir metodum olsun. Eğer izin var ise klasör oluştur metodum çağrılsın. Değil mi? Eğer iznim yok ise bu izin istensin. İzin iste. Şimdi bu metotlar tabii ki şu an tanımlı değil. Gelin hemen onların tanımını yapalım. Ya çalıştır metoduyla da aslında şu an için işim bitti. Şöyle şurayı kapatabilirim. Yine açık dursun çünkü metot adlarına bakalım. Şimdi öncelikle izin var mı metodunu yazmakla başlayalım arkadaşlar. Public diyorum. Geriye boolean değer döndürecek. Ve izin var mı dedik. Şimdi bu izin var mı durumu nasıl olur? Yani adam bu uygulamayı zaten kullanırken izni vermiştir. Bir daha kullandığında bir daha izin istemesin. Yani o zaman ne olur? Zaten izni vardır. Burası true döner ve işlemler yapılır. İşte bu ilk seferki izin olup olmadığını burada kontrol edelim. İzin isteme metodumuz ne bizim? Check self permission isimli bir metot. Buraya geldiğimde gördüğünüz gibi benden string permission istiyor. Ve sınıfın üstüne geldiğimde çok önemli bir uyarı veriyor. Diyor ki senin bu uygulamanın çalışacağı minimum SDK 19. Ama sen yazdığın bu metot 23 ve sonrasında tanımlı olan bir metot. İşte böyle geriye dönük SDK'ları desteklemek için kullanacağımız buradaki sınıf Activity Combat sınıfı arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Bunun içinde bu tanımı var. Bu sefer parametrelerimi yazmaya başlayacağım. Gördüğünüz gibi benden öncelikle bir context, daha sonra da izinlerimin olduğu bir string istiyor. This dedim, context'i verdim. Daha sonra da string tipinde şöyle yazalım, izinler. Yani istenilen izinler ne? Onları buraya yazmam lazım. Şimdi birden fazla izin isteyeceğimizi de düşünerek ben diyorum ki o zaman bu izinleri string tipinde bir dizide tutalım. İstenilen ya da şöyle izinler diyelim, uzatmayalım. İzinler dedik, eşittir dedik. İznimi yazarken ne diyorum? Şöyle new string dedikten sonra İzinlerimiz arkadaşlar ne? Android.manifest'in altındaki, pardon, manifest'in içindeki, permission'ların içindeki write external storage iznini ben istiyorum. Birden fazla izin için buraya yine aynı şekilde yazmamız gerekiyordu. Ama benim bu uygulamam için bir tane izin gerekli. Bunu yazdık ve benim bu izinleri, yani birden fazla olduğu durumları düşünün. Buna tek tek sormam lazım. Bunun için de neyi kullanabilirim? For each kullanabilirim. Şuraya string geçici diye bir metot değişken tanımlıyorum. Bu geçici izinler dizisinde gezecek. For each'in kullanımını da bilmiyorum biliyor musunuz? Şuradaki dizide atıyorum 10 tane eleman olsun.
Her bir döngüde bir tanesini alır, geçicinin içine koyar, ilgili işlemler yapılır, ikinci elemana geçer, ilgili işlemler yapılır, üçüncü elemana geçer. Buradaki ilgili işlem ne? Buradaki dizideki her bir izni şu metot yardımıyla sormak. O zaman bu metot da bana bir geri dönüşü olacak bunun. Şuraya integer durum diye bir tane değişken tanımlıyorum. Sıfıra atadım ve bundan gelen şeyleri de buraya koyuyorum. Burada ne oldu? Bu izin daha önce var mı yok mu diye buradaki durum değişkenini atadı. Atıyorum eğer o izin varsa eksi bir verdi. Şimdi burada bunun bir kontrolünü yapalım. Eğer diyelim durum eşit eşit ise neye? Package Manager'dan gelen Permission Granted sabitine. Yani izin verildiyse atıyorum bu eksi bir döndürüyorsa durumda da eğer eksi bir varsa bu izin verilmiştir. Değil mi? Peki ya verilmediği durumu ele alacaksam ben? Yani bunun Permission Granted'a eşit değilse bu ne demek? O izin verilmemiş demek. Bu sefer return false diyorum. Çünkü benim metodum neye yarıyordu? İzin var mı yok mu? Onun kontrolünü yapıyordu. Buradaki bütün izinler için bu kontrol yapılıyor. Bu for'un içine eğer herhangi bir izin verilmemişse return for, yanlış değeri döndürüp metottan çıkıyor. Eğer şeyden çıkmıyorsa true döndürüyoruz. Ne demektir o? Burada 10 tane izin yazdıysam bu for yardımıyla hepsine baktım. Hiçbir zaman false'a düşmedi. Demek ki bütün izinler verilmiş. Return true deyip bu metottan çıkıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyor yani burada? İzin var mı? Çalıştı. Klasör oluştur çalıştırılacak. Kullanıcının işlemi yapılacak. Şimdi geldik izin iste. Yani burasının false olduğu durumda. İzin var mı? False verdiyse burası çalıştırılmayacak. Else düşecek. İzin isteme metodumuz çalıştırılacak. Bu izin isteği de burada kapatıyorum. Altına geçiyorum. Bu sefer public void. Çünkü bunun herhangi bir dönüşü olmayacak. Sadece kullanıcıdan izin istemeye yarayan metodumuz. Burada yine istenecek izinler için şöyle bir string tanımlamamız lazım. Yani ne için bu izni istiyoruz? Bunu vermemiz lazım buna. Daha sonra da request permission metodunu kullanmamız lazım. Gördüğünüz gibi bu geriye bir void değer döndürüyormuş. String dizisi tipinde izinleri benden istiyor. Bunu tıklıyorum. Bir hata verdi. Deminki hatanın aynısı. Ne yapıyorduk buraya? Activity combat yazıyorduk. Nokta dedikten sonra request permission parametrelerine baktığım zaman gördüğünüz gibi önce activity istiyor, daha sonra dizi istiyor. Bir de request code diye bir şey geldi. Activity'miz bu. Dizimiz bu. Yani bu dizide tanımlı olan elemanlar için izin iste. Kullanıcı o pop-up'ı çıkar. Request code dediği de arkadaşlar bir numara. Ne işe yarıyor numara? İstenilen iznin geri dönüşünü ele almak için kullanacağız. Birazdan daha iyi anlarsınız. Ve bunu genel bir yaklaşım olarak şurada en başa private static final integer deyip işte ney? Yazma izni diyelim. Yazma ya da şöyle yapalım hatta. Şöyle izin eşittir. Buna bir sayı veriyorsun. 1, 2, 3 dedim ben buna mesela. Yani integer bir sayı veriyorsunuz. İzin. Bu sayıyı veriyorsunuz. Yani burada istediğiniz izinlerin bir kod numarası olarak düşünebilirsiniz. Yine baktık. İzin var mı? Yok. İzin var mı? Varsa klasör oluşturuldu. Yoksa İzin iste çalıştırıldı. Burası da böyle çalışmış oldu. Şimdi geldik. Bu istenilen izin sonucu kullanıcı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Neler yapılacak? Onunla ilgili metodu yaz.
Bu metodun adı da on request permission result callback olmayacaktı yalnız. Şöyle yapalım. On request pardon. On request permission result. Evet, böyle bir metodu override etmemiz isteniyor bizden. Şurayı siliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki result kod, şurada verdiğimiz result kod onunla ilgili pop-up açılınca buraya parametre olarak geliyor. İzinler listesi geliyor ve bu izinin verilip verilmediği ile ilgili bilgiler de grant resource'un içinde geliyor. Şimdi bunun içini yazarken öncelikli olarak bir switch açmak istiyorum. Switch. Request kodlara göre bu switch çalışacak. Hani siz birden fazla izin istiyorsanız ne dedik? Her birinizde bir sayı tanımladık. Bu sayıya bakarak işlemlerimi yapacağım. Eğer diyorum request kod benim verdiğim izin write external storage'a eşitse bunları yap. Birden fazla izniniz varsa burada case'lerinizi oluşturabilirsiniz. Ama son olarak da default deyip break diyerek hani buradakilerin dışında da bir şey yazarsanız da buradaki default çalışacaktır anlamına geliyor. Şuraya isterseniz bir boolean değer tanımlayalım. Boolean izin verildi eşittir true olsun. Şimdi buradaki case'lere girmediyse nedir arkadaşlar? Burada izin verildiği bizim false'a atamamız gerekiyor. Ama request kod geldi. İşte external store yazma ile ilgili bir case gelmiş. Eğer kullanıcı buna izin verdiyse şöyle açalım şunu. Biz bu izin verildiği true'ya atacağız. Aksi takdirde zaten buraya düşecek ve false olacak. Burada bir for açıyorum. Int durum diye bir tane değişken tanımlıyorum. Şuradaki grant result'u gezmem lazım. Dizisini gezmem lazım. Açtım, kapadım. Bu sefer diyorum ki izin verildi değişkeni. İzin verildi. Hem bunun true olması lazım. Hem de şu grant result'la gelen durum eşit olması lazım neye? Package Manager'daki grant permission'a. Şurayı anlamadıysanız bir daha anlatmak istiyorum. Kullanıcıya bir pop-up çıktı, izin verilip verilmemesi ile alakalı. Hatta şöyle bir uygulamayı başlatalım, ekranda göstereyim. Çalışıyor zaten. Tıkladı. Pardon, şu donmuş. Şöyle şuradan bir uninstall edelim şunu, bir daha gelsin. Runtime permission örnek. Uygulamayı açtık. Şimdi şuraya kadar neler oldu? Butona tıkladığımda önce bir SDK versiyonuna bakacak. Marshmallow'dan ve sonrası ise izin var mıya bakacak. Şu an için benim uygulamamın izni var mı? Yok. Burası false olunca izin iste metodu gelecek. İzin iste metodunda ne yapmıştık? Pop-up menünün çıkmasını sağlayan Request Permission'ın çalışmasını sağlamıştık. Tıkladık. Gördüğünüz gibi o ekran geldi. Şimdi arkadaşlar burada kullanıcı deny'a basabilir veya ona izin verebilir. Bunu ele alıyoruz. Öncelikle izin verildi diye bir değişken oluşturdum. Buna true değerini atadım. İlgili iznin koduna göre bir switch case yapısı yaptık. Ben bu izni istediğim için request kod buna eşit olduğu durumda bu case çalışacak ve onunla ilgili dönen grant result dizisine bakıyorum. Diyorum ki izin verildi eşittir. Hem true olsun ayrıca
Permission granted. Yani bu aslında sıfır değerine eşit. Eğer bir izin verildiyse sıfırdır. Verilmediyse, deny edilmişse eksi birdir. Şuradaki gelen değerle aynıysa, yani sıfıra sıfırsa o izin verilmiştir. İzin verildi true olsun. Aksi takdirde false olsun dedim. Daha sonra buraya geliyorum. If şuradaki izin verildi true'ysa artık kullanıcıya istediğim işlemleri yaptırabilirim. Klasörü oluştur metodunu çağırabilirim. Eğer o izin verilmemişse, yani kullanıcı deny'e basmışsa da bu kısım çalışacak. Şimdi bu kısımda ne demiştik? Kullanıcıya o izni neden istediğinize dair bir mesaj göstereyim. Bunun adı da neydi? Should show request permission rational dediğimiz, yani gerekçe gösterme. Bu da yine aynı şekilde 23 ve sonrasında tanımlı olduğu için buna ne diyoruz? Activity combat diyoruz. Activity combat nokta deyip. Daha sonraki parametreleri ne bunun? Activity'nin kendisini istiyor. Daha sonra da ilgili şeyi istiyor. İzni istiyor. Bunu aldım buraya yapıştırdım. Ve bunu da bir if'in içinde true'ysa bu true ya da false değeri döndüren bir metot. Yani siz bir gerekçe sunuyorsanız ekrana bunlar yazılsın. Toast.make this ne diyelim? Hafızaya ne diyelim ya? Diske yazmak için iznin gerekiyor. Bıdı 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 buraya gerekçelerinizi sayıyorsunuz. Toast nokta deyip bunu ekrana gösterelim. Else kısmı ise buradaki kullanıcının deny ettiği ve bir daha bunu gösterme dediği kısım oluyor arkadaşlar. Deny'a basıyor. Bu ilk sefer olduğu için burada bir daha bana gösterme olayı yok. Bunu da yazalım. Sonra denemesini yapacağız. Buraya da şey yazsın. Gerekli izni vermedin. Uygulamalardan izni bulup aktifleştirmen gerekiyor. Toast mesajımız bu şekilde olsun. Evet, şu an için bitti. Şöyle bir kapatalım. Tekrardan bir başlayalım. Evet, uygulamam çalıştı. Klasör oluştur tuşuna bastığım anda adım adım buradan gidelim. Şimdi bastığım anda çalıştır diye bir metot çağrılacaktı, değil mi? Öncelikli olarak SDK versiyonuna göre kontrolümüzü yaptık. Eğer neyse bu Marshmallow ise bunlar çalışacak, değilse direkt zaten yapılacak işlemler yapılıyordu. Eğer Marshmallow ise ki benim emülatörüm öyle, izin var mı yok mu diye bir kontrol yapıyoruz. Eğer izin var ise zaten yine yapılacak işlemler yapılıyor. İzin var mı da şöyle bir şey yazdık. Package Manager'a bu uygulamaya daha önce izin verilip verilmediği soruluyor. True'ysa klasör oluştur metodu çalıştırılıyor. False'sa izin istiyoruz. Şimdi izin istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şuradaki request permission sayesinde olan şeyler. Bunu yaparken işte write external storage'ı kullanacağımı izinler diye bir diziye atıyorum. Bu metoda bunu gönderiyorum. Şimdi burada ben mesela deny'a bastım. Yani izin vermiyorum sana dedim. Diski yazmak için iznin gerekiyor dedi. Nereye gitti? Şuradaki request permission result dediğimiz kısma geliyor. Burada işte izin verilip verilmediği durumu. Eğer izin verilirse klasör oluşturuldu. Dediğimiz gibi else iznin verilmediği olaylar. Eğer ilk defa bunu reddediyorsa buradaki ilk if çalışıyor. Should show request permission rational dediğimiz. Buraya biz kullanıcıya bu izni neden istediğimizle ilgili bilgi yazıyoruz.
Klasör oluştura tıkladım. Deny dedim. Bunu yazdı. Deny dedim. Bunu yazdı. Gördüğünüz gibi ilk sefer çalıştırdığımda şuradaki don't ask again yoktu ama artık var. Ne zaman ki bunu tıklayıp deny derseniz bu sefer de ne yapıyor? Gerekli izni vermedin, uygulamalardan bulup aktifleştirmen lazım diyor. Şimdilik onu demeyelim ve allow diyelim. Gördüğünüz gibi klasör oluşturuldu. Bir daha tıklayalım. Klasör zaten var dedi. Yine artık izin sormadı. Çünkü artık bu uygulamaya bu izin verilmiş durumda. Biraz karışık oldu ama umarım şöyle sakin bir kafayla tekrar bir dinlerseniz her şey mantıklı gelecektir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.